Bu nükleer manyetik rezonans spektrumunda moleküler formülümüzün C9H10O olduğunu görüyoruz. İlk olarak hidrojen eksikliği indeksini hesaplayalım. Molekülde 9 karbon olduğuna göre maksimum hidrojen sayısı da 2 çarpı 9 artı 2 olur. Buradan da bu sayının 20 olacağı sonucuna varabiliriz. Yani 9 karbon için olabilecek maksimum hidrojen sayısı 20. Molekülde sadece 10 tane hidrojen olduğundan, 10 hidrojenin daha doğrusu 5 hidrojen çiftinin eksik olduğunu ve dolayısıyla hidrojen eksikliği indeksinin de 5'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Hidrojen eksikliği indeksi 4 veya daha fazla olduğunda aklımıza hemen benzen halkaları gelir. O zaman buraya bir benzen halkası çizebiliriz. Çünkü bu molekülde benzen halkası olduğuna eminiz. Aşağı taraftaki bu karmaşık görünümlü sinyale baktığımızda aslında bunun benzen halkasındaki protonlardan yayılan üst üste geçmiş sinyaller olduğunu görebiliriz. Bunu da NMR spektrumunun aromatik kısmında yer almamızdan anlıyoruz. Burada 5 tane aromatik proton var. Bunları da çizelim. Birbirlerinden farklı ortamlarda bulunan bu 5 aromatik protonu yerine yerleştiriyorum. Bu protonlar bize üst üste geçen sinyaller verir. Ve dolayısıyla bu sinyal bu şekilde karmaşık görünür. Hidrojen eksikliği indeksi 4 olduğunda bu yeterli olacaktır. Ancak buradaki indeksimiz 5. Bu yüzden molekülde bir şeyin daha olması gerekiyor. Bu da aslında çift bir bağ. Bunu da buradaki sinyalin 9 ile 10 arasında yer almasından anlayabiliriz. Hatırlarsanız 9 ile 10 arasında bulunan bir sinyal aldehit protonlarına işaret ediyordu. Yani burada bir aldehit protonumuz var. Buna göre karbonili ve hidrojeni çizebiliriz. Ancak burada bulmacanın diğer bir parçasıyla karşılaşıyoruz. Bu aldehit grubuna başka bir şey bağlı. Şimdi de diğer taraftaki iki sinyale bakalım. Bu sinyalin iki protonu olduğundan bunun bir CH2 grubu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu CH2 protonlarına komşu kaç tane proton bulunur? Buradaki sinyalin 3 kez pik yaptığını görüyoruz. Bu durumda bu sayıdan 1 çıkararak komşu proton sayısını bulabiliriz. 3 eksi 1 de 2 olacağından CH2 grubuna komşu 2 proton bulunur. Bu sinyal için de aynısı geçerli. Bu sinyalinde 2 protonu var ve 3 pik noktası var. 1, 2, 3. 3 eksi 1'den aynı şekilde bu CH2 grubunun da 2 komşu protonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada yan yana duran 2 CH2 grubumuz olacak. Bu grupları da çizelim. Bir CH2 grubumuz burada. Onun yanında da başka bir CH2 grubu var. Ve bu iki CH2 grubu protonlarına komşu 2 proton bulunuyor. Örnek olarak buradaki protonlara komşu kaç proton olduğunu bulalım. Bunun için yandaki karbona bakmamız gerekiyor. Bu durumda komşu 2 proton olacağını söyleyebiliriz. NMR spektrumundaki sinyal de bunu doğrular nitelikte. Bu bulmacanın parçalarını bir araya getirmenin tek bir yolu var. O da benzen halkasının bu noktasına bir CH2 grubu yerleştirmek. Onun yanında da başka bir CH2 grubu ve daha sonra bir aldehit grubu olması gerekiyor. Aldehit grubumuzu çizsek iyi olacak. Molekülün yapısının bu şekilde görüneceğini söyleyebiliriz. Buradaki aldehit protonunu bir kez daha inceleyelim. Bu protonun hangisi olduğunu göstersek iyi olacak. NMR spektrumunda bu kısımda tek bir bağ olduğunu ancak bu aldehit protonlu komşu iki proton olduğunu görüyoruz. Buradaki komşu protonu da çizelim. Bu proton bu kısımdaki karbonda yer alır. Aldehit protonunu incelediğimizden bu protonun yanındaki karbona bakmamız gerekiyor. Burada da iki tane komşu karbon olduğunu görüyoruz. Bu komşu karbonlar nedeniyle aldehit protonunun yer aldığı sinyalin bölüneceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak böyle bir bölünmeyi NMR spektrumunda göremiyoruz. Aslında spektrum üzerine bölünmeleri göremeyiz. Çünkü eşleşme sabiti genellikle çok küçüktür. Ve bu yüzden de sinyalin tek bir bağı varmış gibi görünür. Ancak bazı durumlarda spektrumu yakınlaştırdığımızda aldehit protonunda bölünme yaşadığını görebiliriz. Şu an gördüğümüz NMR spektrumunda ilk olarak 2 protonlu bir sinyal olduğunu görüyoruz. Yani bu bir CH2 grubu. Bu durumda komşu proton sayısı kaç olur? Bu sinyal 4 kez pik yapmış. 1 2 3 ve 4. 4 1'den de bu 2 CH2 protonuna komşu 3 tane proton olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bu sinyaldeki kimyasal kaymaya bakalım. Kimyasal kayma 4 ppm'e yakın bir yerde. Daha önce de dediğim gibi bu aralıklardaki noktalar elektronegatif bir atoma bağlı bir karbonla bağ kuran protonlara işaret eder. Moleküler formüle baktığımızda da elektronegatif olabilecek tek atomun oksijen olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu oksijen buradaki karbonla bağ kurmuş olmalı. Bunu çizerek gösterelim. Oksijen buradaki karbona bağlı. Bu karbonda iki hidrojene bağlı. Elimizde şimdilik bunlar var. Oksijen karbondan daha elektronegatif olduğundan buradaki oksijen atomu bu iki protonun elektron yoğunluğunu alarak kimyasal kayma değerinin daha yüksek çıkmasına sebep olur. Mor renkli bu iki proton da bize buradaki sinyali verir. Şimdi de bir sonraki sinyalimize bakalım. Burada 3 tane proton var. Yani bir CH3 grubu. Bu durumda komşu proton sayısı kaç olur? Bu sinyalin 1 2 3 kez en pik yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 3 eksi 1'den 2 komşu proton olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki komşu proton da mor renkli protonlar olmalı. Böylece metil grubumuzu da yerine yerleştirebiliriz. Metil protonlarını da kırmızıyla gösterelim. Bu 3 metil protonu da bize bu sinyali verir. Burada 2 komşu proton olacağını söylemiştik. Bu iki komşu proton da buradaki mor protonlar mor protonlara komşu 3 proton olacağını söylemiştik. Burada da 3 komşu proton olduğunu görüyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi de son sinyalimizi inceleyelim. Burada sadece bir tane proton var. Molekülde de bu protonu yerleştirebileceğimiz tek bir yer olduğundan bu protonu oksijen kısmına koyabiliriz. Bu NMR spektrumu aslında alkol grubuna giren etanol molekülünü gösteren bir spektrum. Dolayısıyla mavi renkli bu proton spektrumdaki bu sinyale işaret eder. Alkol protonlarının kimyasal kaymasını bulmak oldukça zordur. Genellikle 2 ila 5 ppm aralığında yer aldıklarını görürüz. Ancak sinyalin tam olarak nerede olacağını tahmin etmek zordur. Şimdi de mavi protona komşu kaç proton olduğunu bulalım. Bunun için yandaki karbona bakmamız gerekiyor. Onun iki protonu var normalde 2 artı 1 kez sinyalin en pik yapacağını düşünebiliriz. n değeri 2 olduğuna göre 2 artı 1'den bu sinyalin 3 kez bölüneceğini söyleyebiliriz. Ancak burada sadece tek bir sinyal görüyoruz. Bunun sebebi de buradaki alkol protonunun bir molekülden diğerine çok hızlı geçmesi. Bu proton transferi o kadar hızlı gerçekleşir ki proton diğer komşu protonlarla etkileşime geçecek kadar aynı yerde kalamaz. Bu yüzden de NMR cihazının burada bir bölünme gösteremediğini görüyoruz. Doğru koşullar sağlandığı takdirde alkol protonunun bölünmüş sinyal vermesi ve üçlü bir sinyal görülmesi mümkündür. Ancak pek çok NMR için konuşmak gerekirse sadece tek bölünmemiş bir sinyal görürüz. Bu da bize NMR spektrumları ile ilgili başka bir bilgi vermiş oluyor.